Fatmacığım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Derya Hanım. Efendim Fatma'yı biz nasıl tanıdık? Kim sayesinde tanıdık? Hemen ondan bahsedelim. Şefika sayesinde. Şefika sayesinde. Evet. Doğum gününde bana kendisi arzu etmiş harika evet. bir Şefika'nın da yardımıyla çok güzel bir pasta yaptı. Gerçekten çok güzeldi. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, zevkti. Biz de dedik ki bize de göster burada şu pastalar nasıl yapılıyor. Çok güzel o şey hamurlarını, pasta hamurlarını, şeker hamurlarını. Çok güzel yapmışsın. Şimdi ne yapıyoruz bugün? Ondan bahsedelim. Bugün sevgililer günü haftası dediniz ya, biraz ona özel çikolatalı kalp muffin yapacağız. Ama herkesin evde de böyle çok kolay hazırlayabileceği malzemelerle çok pratik bir şey tarifimiz olacak. Bir de onunla birlikte kalp şeklinde çelenk poğaça yapacağız. İkinci tarifimizde o. Evet. Şimdi şu sevgililer günü olayının hani çok abartılmasından yana değilim ama bir hoşluk, bir hareket oluyor. Piyasalara renk geliyor. Ama yani isteyen tabii ki kaşıkçı elmasını da alabilir. Ama bir kaşık güzel bir şey de yapabilir. Ne isterseniz. Onun için biz bugünden başladık ki. Hani bir yere not edersiniz. Aslında bir seni seviyorum demek. Güzel bir ne bileyim bir çay yapmak, ikame yapmak dahi yeterli. Düşünmektir. Hani o madem öyle bir gün konulmuş yapalım. Yani ne olacak öyle olmasa ne olur. Her gün eziyet et karşındaki insana. Bir gün seni seviyorum de. Bu da bir manasız. Evet. Evet. Şimdi başlayalım. Önce şimdi, neyi yapıyorsun? Uzun çırpmamız gerektiği için şekerle tereyağını ve biraz esmer şeker, 120 gram tereyağı, 120 gram kadar beyaz şeker, 30 gram kadar da esmer şeker. Birazcık hem rengini değiştirsin hem de lezzet versin diye bunu çırptık. Biraz uzun çırpmamız ve bu krema kıvamına gelmesi için. Evet, güzel. Bundan sonra yumurtalarımızı ilave edeceğiz ve çırpmaya devam edeceğiz yine bir tel yardımıyla. Şimdi ne koyuyorsun içine? İki tane yumurtamız var. Bunun bir tanesini ilave ediyorum önce. Onu yedireceğim bu karışıma. Krema şeklindeki karışımımıza onu yedireceğim. Tamam. Daha sonra ikinci yumurtayı ilave edeceğim. Çikolatalı kalp muffin mi evet, bu? Evet, evet. Demek ki iyice çırpıyoruz o şeyi. Tabii, tabii. Güzel. Tereyağını iyice eritmemiz gerekiyor şekerle, yoksa muffinlerin içinde piştikten sonra bile kıtır kıtır ağza gelebilir çünkü. Onun için önce mikserde onu güzel eritirsek daha güzel, lezzetli olur. İkinci yumurtamızı da sırasıyla yedirdik. Bir şey söyleyeceğim Fatma. Senin bir yerin mi var? Bir yerde yapıyor musun ürünlerini? Evet, bir yerim yok aslında. Ben evden, evet, evimin bir odasını atölyeye çevirdim. Kızım, küçük bir kızım var çünkü henüz. Evet. Dolayısıyla oradan internet üzerinden ulaşan kişilere satış yapabiliyorum, evet. Evet, harika hanımlar bunlar ya. Vallahi bayılıyorum, ne güzel. Çünkü çocuklar küçükken dışarıda çalışmak da çok evet, zor oluyor. Evet, çok zor. Gerçekten öyle. Şimdi ne kadar süt koyuyorsun? Yaklaşık bir su bardağı kadar da sütümüzü ilave ediyoruz. Hı hı. Tabii bunları hep yavaş yavaş yedire. Evet, boca edersek çünkü partiküller halinde dağılır. Şu anda bile farkındaysanız ama acele etme, acele etme. Biz seni bekleriz. Hı hı. O yüzden yavaş yavaş yedirmemiz gerekiyor. Sonra içine ne koyacağız? Unu kaldı bir tek zaten. Unu. Vanilya, kabartma tozu ve un. Orada bir püf noktası vereyim. Muhakkak keklerimizde, muffinlerimizde unumuzu elememiz gerekiyor. Evet. Ve elerken kabartma tozuyla vanilyayı da eleyelim. Ben i̇çine artık koymadan o kadar önce. Otomatiğe bağlamışım ki bu unu. Şu elekler var biliyorsunuz. Bunu da Türk televizyonlarında ilk defa ben göstermiştim. Yaklaşık 8 sene falan oluyor. Ve o zaman bu bir yerde vardı Türkiye'de. Evet. Ve orada büyük bir satış patlaması oldu yani. Firma bizi aradı, ne yaptınız siz falan diye. Hakikaten çok kullanışlı. Birkaç kez eliyor bu alet, bakın. Yalnız benden size bir tavsiye, bu aleti yıkamamak lazım. Evet. Yıkamayın da dursun. Evet, evet. Yıkamayıp, işte bir ters çevirip, işte evet. çırpıp içinde kalanları birkaç kez... Hakikaten şey oluyor,
eleniyor böyle, ununuz kabarıyor. Havalı. Bunun içine bir çitmik tuz koyarım mesela keklerde. Evet, evet. Vanilya mı? Kabartma tozu mu? Unu mu? Tarçını mı? Onun içine koyar. Aynen hareketimizde öyle. Şu oluyor biliyorsunuz. Bu şekilde. Evet, çok şimdi, da basit. Hazır mısın sen unu koymaya? Tabii tabii. Heh. Hazırım. Yani bu olmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Normal süzgeçten de yapabilirsiniz. Tel tabii, süzgeçten. Tabii aynen öyle. Evimizde ben ilk önce vanilyayı ekliyorum. Şimdi her yerde bulunabiliyor. Çok çeşitleri var. Çok da kolay. Elimizi de una değdirmeden aslında havalandırıyoruz. Evet. Bu da çok pratik oluyor. Gerçekten bu tarifimiz evde çok rahatlıkla denenebilecek ve çok hemen böyle bir 15-20 dakikada hazırlanabilecek bir şey. Çok basit. Birazdan bir kere daha tekrar ederiz. Tabii tabii. Ununu malzemeleri koydum. De. Malzemeleri bir kere daha veririz. Sırasında şimdi veririz. Bunun ne yapılacak bu? Şimdi ne yapacağız bunu? Karıştırdıktan sonra bu kalpli muffin kalıbımıza dökeceğiz. Piştikten sonra onu biraz soğuduktan sonra da üzerine süsleyeceğiz. Ah, süsleme var bugün. Evet. Kaçırmayın. Çok iyi fikirler verecek. Süslemeleri çok güzeldi. Benim pastamda da onu gördük. Gerçekten çok hoştu. Ellerine sağlık. Ne oldu? Ne yaptın? O şeyler girdi mi fırına? Evet, pişiyorlar. Nasıl kabarıyor bunlar? İnanmıyorum. Puf puf olacaklar. Of, çok güzel. Kimisi yuvarlak, kimisi kalp şeklinde. Evet. Şimdi Fatmacığım, Fatma Yılmaz bugün mutfakta. Evet. Pastacılık konusunda kendini geliştiren bir hanım. O da bir anne ve evinin bir odasını atölye yapmış. Orada çalışmalarını sürdürüyor. Bana doğum günümde nefis bir pasta yaptı. Ve ben de dedim ederim. Ki gel marifetlerini göster. Hepinize kapımız açık bu arada. Gerçekten ben gelir orada böyle yaparım diyorsanız buyurun. Instagram'da var, birkaç tane daha seçeceğim oradan. Çok güzel işler yapanlar var. Tebrik ediyorum hepinizi gerçekten. Şimdi bu ne oldu böyle? Bu ne güzel oldu değil mi? Puf puf oldu. Çelenk kalp poğaça yapacağız biz bu kalıbımızı kullanarak. Ama maya sürecimiz olduğu için bunu evvelden mayaladık. İçine ne koyduk biz bunun? 2 su bardağı ılık sütün içine 2 yemek kaşığı şeker koydum. Ama ılık, yani biraz ocakta ılıtalım o sütü. Tamam. Oda sıcaklığında değil. Ve içine 1 paket yaş maya koyduk. O güzel yaş maya üzerinde göz göz olunca mayasını getiren aslında püf nokta o. Daha sonra her şeyi, tüm malzemeyi, sıvı yağ, unu ve çok az, bir çimlik kadar da tuz koyup yoğurduk. Bu kadar. Süper. Tüm malzeme bu. Ama bunun bu kadar kabarmasına neden olan ılık sütün içinde mayanın şekerle bekletilmesi. Tek püf noktası o. Ay, hani güzel, bazı, çok güzel bir hamur oldu. Evet, evet, bazı hanımlar mesela evde ben yapıyorum ama benim poğaçam puf puf olmuyor ya da kabarmıyor, mayası gelmiyor diyorlar. Bunu kullanırlarsa çok da basit yapacağız. Evet, evet, sadece elimizde şöyle çok küçük bezeler halinde alıp iç harcımızdan koyacağız. Biraz peynir, beyaz peynir ve maydanoz, ama ne isterlerse tabii ki isteğe bağlı. Kıymalı yapabilirler, patatesli yapabilirler. Biz böyle peynirli. Biber ve şu şekilde koydum. Biraz da evet kırmızı biber, çiğden koyuyoruz kırmızı biberi de. Zaten içinde o pişecek. Şu şekilde kapatıyoruz alt kısmını ve yuvarlıyoruz. Ne güzel değil mi Fatma'nın elleri, ne kadar yakışıyor işe. Fatmacığım tebrik ederim. Bunu da nasıl yapacağız Derya Hanım? Hepsini yuvarlayacağız ve şu şekilde dizeceğiz. Orta kısmını biraz boşluk bırakacağım. Zaten mayalı ve bunlar birbirine yapışacaklar. Orta kısmını da şu şekilde kopatla kestiğim kırmızı biber ve çerilerle süsleyeceğiz. Çıktıktan sonra evet, mı? Evet, çelenk halinde çıkacak oradan o. Ortası boş, bir kalp çok, şeklinde çelenk çıkacak oradan. Çok güzel. Hamurun biraz fazla olmamış evet, mı? Evet, biraz kalıbımız küçük ama onu da yine evde mesela... Başka bir şey yaparız evet, ondan da. Kullanılabilir. Tamam. Vallahi harika. Kalp şeklinde güzel muffinlerimiz oldu. Evet. Güzel kabardılar bunlar böyle. Değil mi? Şimdi nasıl süslüyoruz bu? Şeker hamurunu hazır mı alıyoruz? Biz mi yapıyoruz? Ben kendim yapıyorum. Kendim yapmayı tercih ediyorum. Dışarıdaki hazır satılanları da modelleme için kullanmıyor değiliz. Kullanıyoruz ama hani direkt yiyeceklerimizin içinde jelatin oranının çok yüksek olduğunu varsayarsak ben hani bir anne olarak da üzerinde hemen yemek istiyor çünkü çocuklar. O yüzden kendim evde yapıp ve renklendirmesini de kendim evde yapmayı tercih ediyorum. Evet. Öyle kullanıyorum. Ama herkes şeker hamurlu sevmediği için ben kremada hazırladım renkli. Onlarla da süsleyeceğim.
Şimdi şeker hamuru görüntüde güzel ama hani çocuklar seviyorlar yemeği. Onun için en zararsız olanını onu demek istiyorsun. Evet, evet. Onu yapmak lazım. Şimdi bunun üstüne nasıl bu şeyi oturtuyoruz? Yani kestik. Bu kalpler nasıl yapıştırıyoruz? Nasıl yapıştırıyoruz? Balla yapıştırabiliriz, reçelle yapıştırabiliriz, çikolatayla yapıştırabiliriz, şantiyle yapıştırabiliriz. Herhangi bir şeyle yapıştırabiliriz. Ama şeker hamurunu, şeker hamuruna yumurta akıyla yapıştırıyoruz. Şeker hamurunu? Yani şimdi şu objeyi ben bunun üzerine tutturmak için yumurta akını kullanacağım. İyi yapsana onu yumurta akını. Tabii. Fırçayla sürüyorsun tabii, galiba. Tabii fırçayla. Şöyle çok az. Koyuyorum. Bunların da yine kopatlarla kesmiş olduğum şeyi bunu böyle yapıştırıyorum. Gösterelim kameraya bana değil. Şöyle yapsana. Şöyle. Wow, süper oldu. Şimdi bunu kesiyorsun, hazırladın, evet. Açtın. Şeker hamurunu da nişasta yardımıyla açıyoruz. Altına yapışmaması için nişastayla açtık. Ve şu şekilde kopatla kesip çıkarabiliyoruz istediğimiz hangi şekilde olursa. Onları şöyle. Buraya nasıl koyuyorsun? Şimdi onu da mesela şu şanti benim elimdeki. Şu kalbi yapsana. Tabii. Şöyle çok az koydum. Küçük bir bıçak ya da spatula yardımıyla çok pardon şu şekilde çok az sürdüm. Ve şunun üzerine koydum. Şeker hamurları dayanıklı oluyorlar değil mi? Tabii daha dayanıklı. Tutabiliyoruz. Kremaya göre evet. Evet. Ama hava almaması gerekiyor. Kesinlikle streç film ya da kilitli bir poşette muhafaza etmemiz gerekiyor. Ama dolaba kesinlikle koymayacağız. Mesela ne koyalım? Bununla değil. Bunu şeyle mi yapıştıracağız? Tabii. Yine yumurta akıyla. Diyelim ki şuraya koymak istediniz. Şöyle. Şuraya yere koyarsan kamera bakalım. Şöyle yapacağım ben. İsterseniz şöyle bir tane hazırladık. Bir tane de kremayla süsleyelim isterseniz. Evet, o nasıl oluyor? Mesela yuvarlak bir tanesini kremayla süsleyelim. Aa, ben bunu çok sevdim. Bu kremaları nasıl hazırlıyorsun? Butter krem yani tereyağıyla krem yapabiliriz, krema hazırlayabiliriz. Ya da şanti, evde en kolay yapabileceğimiz hanımların şantiyi gıda boyasıyla renklendirebiliriz. Gıda boyalarının daha az zararlıları var mı? Tabii var. Evet, kesinlikle var. Onlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belli markalar var gerçekten bu işi iyi yapan. Ben onları tercih ediyorum. Ay, evet biraz daha maliyetli ama sonuçta evet, bunu çocuğumuza kullanacağız. Yani kendimizin yemeyeceği hiçbir şeyi başkasına da vermemeliyiz diye düşünüyorum ben. Evet. O şekilde hareket ediyorum. Şimdi bütün bu malzemeler bir ucunu göstersene şunun tabii, nasılmış. Tabii duy seti diyoruz. Duy çiçek. Seti. Çiçek bu. Mesela onu gösterelim. Şu şekilde daha büyüğü. Yine bunların hepsi duy seti. Birkaç parça. Yuvarlak eğer düz çıkarmak istiyorsak üzerinin kremasını. Mesela bunu çiçek gibi süsledik. Ben de yapmak istiyorum. Tabii buyurun. Çok merak ettim. Ben şu ortası. En sevdiğim renk. Tamam. Bir dakika nasıl yapıyorum? Evet sadece bu kadar bırakıyorsunuz. Sıkıp bırakıyorsunuz. O kadar. Ay çok zevkli. Kızım hiç çıkmıyor yanımdan zaten Derya'nın. Ama bak ben ucundan güzel çıkaramadım. Çıkarabiliyor muyum? İlk sefer için bence çok iyi. Biraz bastırırsanız sıkın lütfen şeyi. Evet şimdi çekin. Hmm. Evet biraz sıkıp ondan sonra. Oraya oturmasını istiyoruz önce. Evet sıkıp bırakın. Hmm. Bakın bu önemli bir bilgi. Evet. Yani biraz önce hemen sıkıyorum. Bastırıyorum. Sonra çekiyorsunuz. Evet. Evet güzel. Şimdi mesela bunun kenarına başka bir şey. Ne kadar güzel oldular. Bunların üzerine de mesela evet onları koyabiliriz. Böyle küçük kalpler. Yani illaki şeker hamurlu komple süslemek zorunda değiliz. Ne bileyim onu nereye koyacağımı bilemedim. İki pembe oldu bir tane. Evet. Kırmızı pembe. Evet. Şu şekilde. Süper güzel. Yani evet. Çok iyi, çok güzel şeyler oldu. Bunu da bu şekilde. Şeker hamuru tarifi senden alabilir miyim? Senin şeker hamurun çok güzelmiş.
Hemen verebilir misin? Nasıl yapıyorsun? Yani aslında ben sadece beyaz yapıyorum ve dediğim gibi renklendiriyorum. Ha, İçine, beyazın? Evet, oranları var ama sitemden, Face üzerinden de ulaşıp tarif verebilirim. Okay. Çok teşekkür ediyorum. Çok. Ben yani teşekkür ederim. Şahane güzel bir uğraş. Vallahi pastacım olsam ne olsam çok iyiymiş. Çok güzel. Yapa yapa el alışıyor. Önce sıkıyorum, sonra oturtuyorum, sonra çekiyorum. Güzel, bunu unutmamamız lazım. Bu güzelmiş. Sibel, bu love mı yazacağız, aşk mı yazacağız? Bakın Sibel tamamladı, şahane oldu. Bugün bu bir sevgili izleyicimize gidecek. Şöyle biraz daha genel görsek. Bir de yemeklerimiz de çok güzel oldu. Ellerine sağlık Fatmacığım. Onları da görelim arkadaşlar. Vallahi elimizden geleni yaptık yine. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Şu neydi, simine simitiydi? Kalp çelenk. Poğaçamız. Kalp çelenk poğaçası. Çok, pastaların çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ellerine ediyorum. Sağlık. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Şunların hepsini böyle yiyesim geliyor ama yok. Hoşça kalın.